Hocam, pist başındayız. Kemerleri bağladın mı? Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer büyükler, sevgili küçükler. Efendim, bir burada olan burada kalır programında da sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her zaman olduğu gibi ben programın daimi sunucusu Zafer Algöz ve Muzatin Hocam ve İstanbul Merkez Stüdyolarımızda safra kesesini kediye kaptıran The Sakal of the World raporlu olduğu için şu anda kamera arkasında sevgili Oğuzhan var. Kısaca Ozi diyoruz kendisine. Ne zamandan beri? Inamatu Tokyo destenen nabekar da şu anda bir kış turunda. Kendisi zannediyorum herhangi bir kayak merkezinde ya plastikleyenle ya da faraşla kaymayı öğreniyor. Faraşla mı? Evet efendim, geldik her zamanki gibi klasik macun bölümüne. İşte daimi konuğum. Hocaların hocası, şair, yazar, oyuncu, şirket CFO'su, fakir, fukara, garip, kurabba dostu, Türkiye Kareli Gömlek Giyenler Konfederasyonu Genel Sekreteri, motörmen, maratonmen, Z kuşağının pambık dedesi, Dünya Sağlık Örgütü Beylikdüzü Genel Sekreteri, İlhan Musk ve Pezo Jeff gibi dünyanın anasını ağlatan yavşak zenginlerin bir numaralı koruyucusu, kapris abidesi Tom Cruise'un en yakın kankisi, Cem Yılmaz'ın abisi, işte Can Yılmaz. Merhaba genç adam. Merhaba Zafer abi. Sen sormadan hemen... Şunu. Bunu kullanıyor musun abi? Evet abi, kullanacağım. Şunu alayım. Ne oldu? Etraf gözlük dolu abi. Ha, rol çalıyor. Rol çalıyor. Peki. Hocam bakıyorum da yazı getirmişsiniz. Her zaman olduğu gibi yine kareli gömlek giyilmiş ama bu kez neden kısa kollu? Dışarıda bir ayaz var. Evet. Çünkü ben değilim abi. Ben şu anda evde yatıyorum. Bu gelen kim hocam? Hologram. Anlıyorum. İçimizi ısıtan bu muhteşem espriden sonra abi, programımıza başlıyoruz. Şu anda benim içimi kemiren ne biliyor musun? Nedir abi hocam? Kameranın yanından aşağı doğru, boşluğa doğru sallanan bir kablo var. Evet. O kabloyu takmamız gerekiyormuş abi. Hay Allah canım abi. Olur mu acaba diye içimde bir merak var. Evet hocam, yeni yıla girmek üzereyiz. Yaklaştık artık biliyorsun. Evet. Nasıl olsa evet, yine bir program yapacağız ama. Evet, yapacağız. Bu yılbaşı programı bu, değil. Evet, bize bu güzel bardakları şahsımıza yaptıran Merve Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Öyle mi? Zevkle kullanıcıyız ve içiciyiz tabii ki hocam. Evet. Şimdi bunun da bak buharı da tutuyor. Şimdi bak, biliyorum içinde viski var. Ha, kaynar suyla karıştırıp içiyoruz. Evet. Bu sıcak şarap değil mi abi? Hı hı. Evet hocam, görmeyeli ne oldu ne bitti, hasret rüzgarı dindi. İnsanlar bizi bekliyorlar. Bekliyorlar. Benim edinmiş olduğum istihbaratlara göre şu anda üye sayımız 199.006. Evet. Yani 994 kişiye ihtiyacımız var arkadaşlar. Çünkü 200 bini geçtikten sonra zannediyorum artık paralı yayına geçeceğiz. Hayır abi. Öyle mi? Yok abi, öyle bir şey. Paralı yayına falan geçmeyeceğiz. Evet. Anlıyorum heyecanını abi. Evet. Yani 2022 yılına 200 bin kişi olarak girelim. İnşallah heyecanın bu diyorum hocam. Yoksa paralı maralı olmuyor. Hocam paralı... müthiş transfer teklifleri var yine. Yine mi? Evet, herhangi bir yerde acaba gelir. Gizli görüşmeleri sen mi? Benim niye? Bize gelir. Programda benim haberim oluyor. Yani normalde i̇şte... bizim el ele değil de yani yan yana beraber o toplantılara girmemiz gerekiyor. Evet hocam. Çünkü etlek tırnağız. Evet hocam. Niye benim işte, haberim olmuyor? İşte ben hep bunları programda sana söylüyorum ki hani sürpriz olsun. Anladım. Hem de bana bu teklifi ileten arkadaşlar, Zafer abi niye Can abiye söylemedin demesinler diye işte bir kanıt olarak ne duruyorum. Diyorsun peki? Haftada bir canlı bize yayın yapın diyorlar. Yok abi, sağ ol. Ben de diyorum ki bedava peynir. Hayır, bedava mı yapıyorlar? Bak diyor ki bedava peynir nerede olur hocam? Fare kapanında. Evet. O zaman yok abi, bedava da değil parayla da yapma. İşte, abi bak, nedir ilkemiz? Nedir? Nedir hocam? Dur abi bir dakika düşünme. Taş yerinde ağırdır. Bu kadar. Güzel. Şöyle olsa, oluyor abi. O kablo hakikaten boşta mı durması gerekiyor ya? Evet. Hocam şöyle en azından. Abi işte böyle bir şey yapar mısınız falan filan. Hayatım işin maddi boyutu ne? Dediğim anda... Meşgule mi düşüyor? Evet. Genelde öyle bir şey oluyor. Genelde bütçe olmuyor mesela. Evet. Hep bütçeler sınırlı. Peki bütçe olmayan
işlerde nasıl oluyor da oluyor sonunda mesela? Bütçe yokken bir bakıyorsun o iş olmuş sonra. İkna yöntemiyle oluyor herhalde. Ha. Yani mesela bu daha başlangıç projemiz. Elbette sen 25 istiyorsun ama gel bunu 2,5'a yap. Bunun devamında 25 olarak. Neler olacak görürsün. Tabii diyerek, o zamana kadar olaylar gelişirse gelişmezse. Evet. Evet. Bizim de ummadığımız şeyler oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sizi de üzdük. Zafer abi. Buyurun hocam. Uzun bir yoldan geldiniz. Yani doğru. Ben de beraber de yanındaydım. Gene böyle bir Anadolu turnesi tabir ettiğimiz bir turne yaptın geldin. Evet. Nasıl geçti? Muhteşem. Kilo alarak geldin. Evet, kilo alarak geldim. Duyumumu aldım. Tartılmışsın. Çünkü bir 2,5 kilo kadar bir fazlalığımız var. Ben aldım mı? Hayır. Sen hayır, bir dakika. Mümkün değil. Ben aldım mı? Hayır. Hayır. Çünkü ben fiziksel olarak beslenmedim. Dikkat ettin mi bana? Dikkat ettim. Bakışlarımla doydum adeta. Evet, bakışlarınla 2,5 porsiyonluk polis çopu büyüklüğündeki Adana'yı nasıl indirdiğini gördüm. Gerçekten bakışlarıyla bir insanın kebabı nasıl erittiğini, yemeden doyduğunu, onu gözlerimle gördüm hocam. O bir kere oldu. Ha. Diğerleri de tamam, onu kabul ediyoruz. O bir kere oldu ama diğer yemeklerde hep telekinezi yöntemiyle. Evet. Dikkat edersen ben baktım ve ben evet. Doydum çocuklar bir kahve içeyim diye. Hep çekildim değil mi abi? Hep. Ve insanlar da merak ettiler. Can Bey niye hiçbir şey yemiyor hakikaten? Yani tok bu kadar desin. Zamandır. Ben dedim ki o baba iradesine hakim bir insandır. Evet. Yoksa senin gibi davransaydım ben de kilo almaya çok meyilli bir insan olduğum için evet. Allah muhafaza boş bulunup evet. 4-5 gün boyunca yemek yeseydim evet. Fena olurdu. Hocam yine sonbahar ve kış gelince biliyorsun evet. Sanat camiasında bir yaprak dökümü başlar. Öyle bir şey var. Vardır. Öyle önce şey var. Ankara'da kıymetli dublajcı ve aynı zamanda tiyatro oyuncusu Sezai kardeşimizi evet, kaybettik. Sezai Aydın, Sezai Aydın'ı evet. Kaybettik. Buraya arkaya bir resmini koyalım Sezai kardeşimizin. Onu da rahmetle anıyoruz. Türkiye'deki çok önemli karakterlere sesiyle evet, hayat verdi evet, biliyorsun evet. Hocam. Dublajın aslında antre parantez bir şey söyleyeyim abi. Buyurun. Dublajın gerçekten iyi olduğu dönemlerin insanıdır. İnsanıdır. Dublaj sonraları böyle artık bayağı böyle şey herkes tarafından. Herkes tarafından. Ucuza kaçılarak herkes evet. Tarafından neredeyse yapılır hale geldiği evet, için. Yani 1000 lira kaşesi olan adamı getirmek yerine 82 liraya bu arkadaşla konuşuyor dedikleri için giderek dublajın o kalitesi çünkü düştü. Çünkü bizim eskiden beri şöyle bir şeyimiz var. Türklerin dublajı çok iyidir. Yani karaktere doğru. Çok güzel uydururlar, tipini bile uydururlar. Kesinlikle neredeyse. Doğru. O özelliğin iyi örneklerinden biriydi Sezai abi. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir örnek daha vereyim hocam dublaj konusunda. Abdurrahman Palay. Abdurrahman Palay eski tabii Yeşilçam filmlerindeki bütün erkek aktörleri evet, Ali konuşurdu. Şen'i çok konuşurdu. İşte Ali Şen de konuşurdu. Allah uzun ömür versin. Oyuncu abim mesela Rüştü Asyalı. Evet. Bu konuda mükemmeldir yani. Keloğlan serisi abi. O kendisini sinema yaptığı yıllardır. Aslında devlet tiyatrolarında çok önemli oyunlarda oynadı. Rejisörlük yaptı. Bir de hocam biliyorsun Gerard Depardieu'nun oynamış olduğu Cyrano de Bergerac'ı evet. Rüştü Asyalı seslendirdi. Meşhur bir tiradı vardır hatta. Evet. Devamlı sosyal medyada da gezer o. Olmaz evet. Olsun. Olmaz olsun vardır. İstemem eksik olsun tiradı vardır. İstemem eksik olsun evet. Bir de bu kadara az delikanlı diye başladı. Onu burnuyla alay eder ya herif evet, evet. Kendi burnunu hicvettiği efsane bir sahne vardır. Bak o filmi seyret. Orijinal seslendirilmiş yani Gerard Depardieu tarafından oynanmış halini seyret. Bir de Rüştü abinin dublajını yaptığı haliyle seyret. Gerard Depardieu görse der ki Rüştü artık bundan sonra sen beni konuş. Zaten öyle demişler. Bu kadar o nefis. Haber gitmiştir yani. Evet. Sizi Rüştü Asyalı konuşacak evet. Demişler. Evet. Ben de mesela nefis. Beni Rüştü Asyalı konuşsun isterim. İstersin de bakalım Rüştü abi ister mi hocam? Gerçi ister yani. Gerçi benimle çok böyle yakalayın dışında bir şey yok. Şimdi Rüştü abiyi de yakalayın için Ankara'dan buraya getirdim. Getirtmeye evet yormaya gerek yormaya yok. Gerek yok. Yine kıymetli bir sanatçı kardeşimizi kaybettik. Evet. Sevgili Faruk Tınaz'ı kaybettik biliyorsun evet, hocam. Evet. Faruk çok severdim Tınaz. Ben kendisini. Evet hem beyefendiliğiyle hem de o yumuşacık kadife gibi sesiyle sanat müziğimizde, Türk müziğinde çok önemli yer evet. Edinmiş bir insandı. Aynı zamanda yarış atı yetiştirirdi. Yetiştirirdi. Atları hangi vardı. Şarkıyla meşhur oldu Faruk Tınaz? Gel bebeğim. Ne abi? Lale Devri. Süreniz doldu Can Bey. Ne yazık ki sizi yarışmadan elemek zorunda. Kız sen İstanbul'un neresinden? Onlar da değil. Yunus gibi. Ha. Yandım Allah susuzluktan, içmiyorum, içmiyorum haram diye. Hatırladın mı? İşte bu şarkıyla Faruk Tınaz
Türkiye'de tanınmıştı. Sonra TRT'ye girmişti. TRT'ye girdi. TRT eğlence programlarında bayağı çıkardı. Evet, sonradan sınavda. Kendisi bu sahne dünyalarından çekildi. Daha dingin bir hayatı tercih etti. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bugün... Yani dediğin doğru abi. Sonbaharda evet. Sanki öyle bir şey oluyor. Hani her zaman tabii ölümler oluyor ama ölümler evet. Şu gün oluyor diye bir şey yok ama sonbaharda öyle bir yaprak dökümü oluyor. Ne yazık ki bir yaprak dökümü oluyor hocam. Bugün de mesela önemli bir yıl dönümü daha. Kıymetli hocam Cüneyt Gökçer'in, devlet sanatçısı Cüneyt Gökçer'in ölüm yıl dönümü. Öyle mi? Evet, Cüneyt Hoca Allah da rahmet eylesin hocam. Sadece benim değil, yani benim dönemdeki birçok kişinin hocasıydı. Ankara Devlet Konservatuarı'nda 4 sene hocam oldu. Hoca olduktan sonra o fasıl bitti. Genel müdürümüz oldu devlet tiyatrolarında. Ne dersine giriyordu abi? Sahne, ana derslere geliyordu, sahne dersine geliyordu. Rol dersi vardı, mimik dersi vardı. Onların hepsine geliyordu. Ama Cüneyt Bey daha çok şeyden itibaren yani artık böyle yavaş yavaş oyuncular replikli rolleri çalışmaya başladığı andan itibaren iş sahneye çıkma aşamasında geldiği andan itibaren hep şey yapardı, kendini gösterirdi, varlığını hissettirirdi. Öbür küçük küçük egzersizlerde falan sadece duruma bakardı. Ama müthiş aktördü. Bir anekdotunu bizle paylaşırım. Seni seyrettin mi Cüneyt Bey sahnede? Hayır, seyretmedim. Şöyle anlatayım sevgili hocam, ben tiyatro oyuncusuyum. Evet. Gençken de tiyatro oyunculuğuna baş koymuş bir adamım. Yani gelen bütün oyunları büyük bir açlıkla seyrederdim. Nasılsa bedava da aynı zamanda. Bedavadan ziyade hem de öğrenmek istiyorsun ya hocam. Kartını gösterip geçiyorsun abi. Ha, yani ama bizim zamanımızda zaten devlet konservatuarı öğrencilerinin kartı pasaport kadar itibarlıydı. Çünkü biz Kültür Bakanlığı'na bağlıydık. Bizim kimlik kartlarımızın üstünde Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Ankara Devlet Konservatuarı yazardı. Ne yazacak abi? Burada okuyorsun. Şimdi ama Kültür Bakanlığı var. Ha, Kültür Bakanlığı da var. Evet. Bu ne demek? Kültür Bakanlığı'na bağlı olan bütün birimlerde, müzelerde dahil olmak üzere bu öğrenci evladımız hepsine bedava gelir. Boş yer bulursa da geçer, oturur, seyreder. Bulamıyorsa da ayakta veya basamakta seyreder. Merdivende oturursun. Merdivende otursun. Ben... Güzel bir şey yani öğrenci hocam, için. Hocam bak Cüneyt Bey'i ben 9 kere seyrettim. Kral aynı Bey'de. Oyunda mı? Aynı oyunda. Hep aynı mıydı? Hep yoksa aynıydı. Yoksa her oyunda bir şey değiştiriyor muydu? Hayır. Her oyunda belli bir standardı vardı. Asla onun altına düşmüyordu. Zaten Kral 1'de öyle bir kadro vardı ki... Yani sadece devlet tiyatrolarının değil... Türkiye'deki tüm televizyon, radyo, dublaj sektöründe bile seslerine aşina olduğun insanlar vardı. Yani mesela Atilla Olgaç var, Zafer Ergin var. Onlar var yani böyle Sönmez Atasoy. Yani. Yok, hepsi böyle tabanca gibi sesleri olan böyle dolu dolu oynayan adamlar var. Kral 1 başlıyordu. Ön bir sahne var. Onu oynuyorlar. Hemen ikinci veya üçüncü tabloda Kral geliyor diyorlar. Cüneyt Gökçer bir geliyordu baba, bak, kral, işte kral yani. Zaten girer girmez dedi ki, Fransa ve Burgonya beyleri huzurumuza çıkacaklar. Sen şimdi en arka sıradasın ya. Böyle sahnede mi? Seyircinin arasındasın, en arkadasın, evet. Balkondasın. Tamam. Bak o ses buranda. Sanki adamın ağzında bir mikrofon peki, var. Peki mikrofonla mı? Hayır. Kendi sesinde öyle bir vibrasyon vardı ki Cüneyt Bey'in. Böyle konuştuğu zaman mesela şurada seninle konuşuyor ya. Aa canım mona bakacağız falan diyor. Bu su bardağı böyle vibrasyondan zzzz yapardı. Peki bu sahnede mi böyle yoksa usta benim bir kuru vardı. Şile üstü dediği zaman da mı aynı? Hep aynıydı. Volümü çok yüksekti mesela. Eski Atatürk Kültür Merkezi'nin 5. katında borsa lokantaları vardı. Bir gün orada oturduğu yerden dedi ki canım bana biraz şekerli kahve dedi. 550 kişi döndük. Sadece oturduğu yerden söyledi. Ben burada şeye takıldım abi. Seslenmedim lokantanın ya. Kalabalıklığına. Maşallah işler iyiymiş demek bak, ki. Bak o kalabalıklığa rağmen o kalabalığın üstünden mikrofonsuz herhangi bir teknolojik destek almadan o sesi duyurabilmek ancak Cüneyt Gökçer'in işiydi baba. Ses güzeldi. Çok büyük aktördü. 26-27 sene Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yaptı. Çok yapmış ya. Tabii Profesör Karl Ebert'in öğrencisiydi. Hem kıymetli öğrencisiydi hem de Devlet Tiyatroları'na ve Türk Tiyatrosu'na çok önemli oyuncuların yetişmesine vesile olmuş büyük bir adamdı Cüneyt Gökçer. Bak hiç aynı zamanda eşi de tabii Cüneyt Gökçer. Ayten Gökçer de müthiş bir oyuncuydu. Cüneyt Gökçer'in eşi Ayten Gökçer evet. Bak Cüneyt Gökçer'i hiç hayatında tanımayan bir insan bile böyle uzaktan gördüğü zaman karizmayı görünce
evet abi bu adam bir şey ya. Sütten kesiliyor. Deyip yani. Böyle bir toparlanma yani ihtiyacı hissederdi. Genel müdür olduğu için bir şey de istemeye gittiğin zaman öyle... Dünyanın en pamuk adamıydı. Öyle mi? Ama hiç insanlara hissettirmeden enteresan bir mesafe koyardı. Hmm. Kimseye ismiyle hitap etmezdi. Bak bu da enteresan. Mesela sen Zafer'sin, sana şit mi diyor, ne diyor? Şit demiyor. Ha. Erkeklerin hepsine canım, şekerim, ah canım, şekerim hep böyle. Bence hatırlayamadığı için olabilir mi? Hayır, değil. Hmm. O mesela dirsek mesafesi deriz biz hocam. Hmm. Yani fazla yüz göz olmadan, soğuk ve mesafeli olmadan ikisinin arasında böyle aynı kutupta mıknatıslar birbirini nasıl böyle bir şey yapar şimdi ya. Şimdi mesela koçum, abisi. Abisi. Birader. Tabii birader, oğlum hop falan. Böyle bir şey yok. Cüneyt Bey çok. Sadece Cüneyt Bey. Erkeklere öyle diyor. Kadınlara ne diyor? Kızlara da papatyam derdi. Ha papatyam. Ah papatyam sen canım bir de seni görelim derdi. Ha. Bazen onlara da şekerim canım ama kimseye ismiyle hitap etmezdi hocam. Tamam. Cüneyt Hoca'nın da dahil olduğu bir anı var mı abi? Hocam, Cüneyt Bey ile ilgili anıları burada anlatırsam... Bir tane. Bir tane sevenlerimiz için bir tane anı. Şimdi Cüneyt Bey mesela bir özelliği de hocam, Shakespeare'in tamamını hatmettiği için herhangi bir Shakespeare oyununda şiirsel bir anlatımda ezber gittiği anda başka bir Shakespeare oyunundan ona muadil bir şeyi bulup çak diye yapıştırırdı oraya. Ha. Onu ancak oyunu bilen adam anlar. Yağmurlar yağacak üzerimize, unuttu mesela. Unuttu mesela, mağaralara dumanlar üfleyeceğim falan filan. Oradan böyle bir bağlar başı yapardı, tekrar treni rayına oturturdu ve tabii. O yaşta. Aynı oyunu 8. defa seyreden fark eder ama ilk defa seyreden için yağmur yağdı demek yerine mağara demesi fark etmez. Evet, bir de Cüneyt Hocam'ın... Shakespeare'in de haberi yok zaten. Tabii, bir de Cüneyt Hocam'ın bir özelliği vardı hocam, sigarasını hiç çıkarmazdı dışarı. O ne demek abi? Sigarası olurdu. Evet. Burada cebinde sigarası. Tamam. Şimdi hocaların böyle kolçaklı bir koltuğu olur ya. Evet. Oraya böyle koyardı kolunu. Canım, derste. Derste az şekerli bir kahve bana söyleyin şekerim derdi. Küçük kül tablası. Buradan sigarasını çıkarır. Sen sahnede oynarken hocanın izni vardı. Elbette hocamız yani bırak tamam. Da içsin. O da orada 3 saatlik ders boyunca 3-4 tane sigarasını içerdi. Bir gün nasıl olduysa Lark sigarası vardı. Evet. Lark sigarayı kolçağın üstünde unutmuş. Ben de böyle 200 sıra yanındayım. Aa, şekerim bir 10 dakika ara vereceğiz dedi. Millet bir araya giderken o arada bazen böyle öğrenciler olur. Hocayı dekman yaparlar. Hocam ben orada o sahnede böyle de falan da. Hani adam belki demin yapamadım ama aslında sebepleri var. Yani işte böyle bir günah çıkarma durumları olur. Belki adam tuvalete gidecek. Bırak değil mi hocayı? Tabii. Orada böyle tek bak tek bak tek bak tek bak falan olunca hoca da mah canım benim derken sigarayı orada unuttu. Ben de böyle sigaraya daldım bakıyorum. Bir ara bir boşluk oldu. Neye bakıyorsun şekerim dedi bana hoca. Bir anda hocam sanki böyle vücuduma on binlerce deniz kestanesi battı. Niye ya? Utandım yani yakalandım ya. Ya dedim hocam ben dedim bu sigaraya bakıyorum. Şekerim hiç mi görmedin sigara dedi. Dedim hocam gördüm de bu dedim kömürlü. Filtresinde dedim bunun kömür var oradan biliyorum dedim. Anlaşıldı şekerim dedi. Böyle bir sağa sola baktı. Sana bir tane bundan ikram edeceğim ama benden aldığını kimseye söyleme sakın dedi. Tamam hocam dedim. Biraz nekesti yani. Sigara konusunda öyleydi. Ben sigara içsem ki içmiyorum. Evet. Hiçbir zamanını içmedim. Ben de öyle davranırdım. Hocam sen zaten ben sigara içsen... Ben öyle bir iç cebime koyardım ki mesela kendim de bulamazdım. Bulamazdın. Bir de senden zaten sigara istemek mümkün değil yani. Kesin kavga çıkar. Ya bir kere istersen ikinciye de senden sigara istersin. Yeter lanet olsun dersin. Hatta paket getirirsin yani. Evet iyi hocam. İyi ki içmiyorum. Şimdi rahmetli olanları rahmetli andık. Evet abi. Allah rahmet eylesin. Allah hepsine tekrar, tekrar. Rahmet eylesin. Evet. Tabildot'ta ne var? Bu hafta neler yaşandı? Gittin, gezdin, gördün, yedin, içtin Can Hoca. Biraz da seni dinleyelim. Buyur. Abi sen zaten yanımda oturuyordun bütün bu olaylar sırasında. Ben merak ediyorum. Ben sadece bir anı daha senden rica ediyorum. Dönüş yolunda benim Zafer abi bu 3 çocuk birden uçakta... Evet. Ağlama ihtimalleri var. Büyük ihtimalle de bizim arkamızdaki koltuğa düşerler abi dedikten. Evet. Yaklaşık 22 dakika sonra o 3 çocuğun bizim yanımızda yer almasına bir yorum getirir misin abi? Bu benim öngörüm mü yoksa şom ağızlılığım mı? Ah ben Soner gibi cevap vereyim. Kötü kader. Kötü kader evet. Kötü kader bu. Çekti yani, ya ama evet. Bahsettik yani inşallah bizim yanımıza belli çünkü ağlayacakları. Ama inşallah gelmez derken sanki manyetik alan gibi
çekti. Şöyle oldu. Daha alana girerken arkada üç çocuğun Bremen mızıkacıları gibi vay 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 evet, ağlayınca solo yapıyorlardı. Solo yani, yapıyorlardı. Teker teker. Evet. Orada üçlü bir vokal gördük. Siz hocam her zamanki gibi o şom ağzınıza dönüp Zafer abi inşallah bunlar bizle aynı uçağa binmezler dediniz. Onu hatırlıyorum. İlk reyden geçtik. Çocukları da sepete koyuyorlardı neredeyse. Adamlar gerek yok dediler. Geçtik. Biletleri okeyletmeye geldik. Orada sıranın arkasında duruyorlardı. Orada yine bir umut vardı. Yani başka kapı mı olabilir acaba? Ya da bir Ankara uçağına falan binerler mi diye. Bizim sıraya girdiler. İkinci X-ray'den geçerken zaten haliniz her zamanki uğurlu ağzınızla bir daha kaşeledim. Bir daha kaşelediniz. Dediniz ki Zafer abi biz 6. sıradayız. Bu 3 çocuk inşallah bizim tam arkamıza gelmez. 7 dedim. Biz 6 olsa 7 olur dedim. Ve tam yanımıza geldiler şuraya. Solo performansla. Yumurcaklar diyelim. Yumurcaklar. 1 saat 40 dakika boyunca yumurcaklar bizi orada yumurdular. En enteresan olanı. Ama sen uyuyordun abi. Yani. Hocam o uyumak değil. O artık çünkü... Abi sen gözlerini öyle yumuyordun ki. Yani ağırmıştı göz kapakların. Hocam bak gözümün içine kan oturdu. Kan. O derece. Çünkü çocuklar susmuyor. Susmuyor evet. Bir kadın tek başına 3 tane çocuğu teselli etmeye çalışıyor. Sıra başında oturan kıymetli beyefendi. O ne yapsın abi? Ya insan en azından şöyle otur, Sphinx gibi durmaz bir adam. Bir dönüp ah de ya çocuklara. Ah deme de birini almıyor. Al birini bir pişmişle ya. Adam böyle duruyor. Herifte şu tavır var. 3 çocuk koyduk ya karnına. Daha ne istiyorsun? Bakacaksın tabii. Ya bakacaksın da insan bir... Sen ya şöyle yanılıyorsun abi. O aileden biri değildi. Hocam, senin benim gibi yolcuydu. Hayır, şimdi aileden bu zamanda böyle çoluğa çocuğa da şey yapamazsın yani. Evet. Başın belaya ya. Onun için adam hakikaten 1 saat 40 dakika boyunca böyle bir noktaya baktı. Başını adam, bile çevirme. Adam ölü taklidi yaptı. Ha. Ki çocukların bakımı kadının üstüne kalsın diye. Ve başarılı da yani ölü taklidi yapmayı İstanbul'a kadar. Başardı. Evet, bizim için çileli ve talihsiz bir yolculuk. Güzel bir, abi hiçbir uçak havada kalmıyor. Biz de indik. Sen bir ara indiğimizde taşı toprağa öptün. Evet. O niye? Bir ritüel mi? Yok. İstanbul'a geldik diyor hocam. Yakında Amerika'ya gidiyoruz biliyorsun abi. Amerika çalışma vizesi almak için yaşadığımız şeyleri onları anlatmayalım. Dönünce anlatırız bu, inşallah. Evet. 12 saatlik yolculuğa hazır mısın abi? Hocam ben ne yapacaksın mesela 12 saat boyunca? Kitap okuyacağım. Abi, yani 12 yani. Saat malak gibi yatacak halim yok. Bence şöyle olacak. Yani zaten bu uçaklar olur, biliyorsun Amerika uçakları gece olur. 11'de, 12'de, 1'de falan oluyor genelde. Evet, evet. Bir gece evvelden uyumayacaksın. Gelir gelmez evet. koltuğu yatırıp New York'ta uyanacaksın tahmin ediyorum. Hocam ben profesyonelim. Ya da senden bowling oynarız yine. Ben profesyonelim hocam. Öyle ben şeylere de inanmam. Ay jet lag oldum. Kendime geleyim. Ne jet lag oldum? Abi ben Tokyo'ya gittim. Ha. 24 saat odadan çıkamadım ya. Niye? İşte jet lag oldum. Yok be abi. Nasıl? Ben Amerika'ya gittim. Hakan Altun'la beraber. İndik. Çantaları, bavulları koyduk. Öğleden sonra çıktık. New York'ta dolaştık. Oraya gittik, buraya geldik. Hiçbir şey olmadı. Hiç. Bir yerde yemek yedik. Akşam geldik. Gece olmuş. Tamam. Makul bir saatte uyuduk. Ertesi sabah kalktık. Hayatımıza devam ettik. Dönüşte de... Hiçbir böyle en ufak bir baş ağrısı, gözde sulanma, hiçbir şey mi yok? Bak en küçük bir belirti yok. Ne onda ne bende. Abi dönüşte o de... O zaman insanüstü varlıklarsın. Bak hoca hatırlıyorsan dönüşte de biz geldik... Ya siz zaten İstanbul... gittiniz abi. Bu geziyi yaptınız. Akşam yemek yiyip geri geldiniz. Hayır. 4 gün kaldık. 5. gün döndük. İstanbul Atatürk Havaalanı'na geldik. 1 saat sonra Adana uçağına aktarma yaptık. Deli Aşk'ın çekimine geldik. Hatırlıyor musun? Evet, geçmiştiniz. Adana'da. Evet. Yine bir şey olmadı. Sonra biz Hakan'la konuştuk. Dedi ki bu jet lag dümen lan. Hayır abi var öyle bir şey. Dümen var abi. Abicim var. Abicim bu dümen, bu uzak seyahat yapan sosyetenin uydurduğu bir dümen. Ay jet lag oldun. Nereye jet lag oldun? Ne yaptın? Uçağı abi, sen mi kullandın? Hocam. Dümen olmadı. Canım hocam. Abi. Evet. Dümen olmadığını göreceksin ay kaçında gidiyor. Biz kaçına gidiyoruz abi hiç onunla ilgili 20'sinde gidiyoruz arkadaşlar. Abi 20'sinde oyun var 20'sinde gidemeyiz. O zaman 19'u gecesi. En azından 17'sinde gitmemiz lazım ki jetlag'i atlatalım. Sen abi 17'sinde git. 17'sinde gideceğiz. 17'si evet. 18'inde orada olacağız. Evet. Yatacağız dinleneceğiz. 20'si sabah zinde olarak kalkıp akşam oyun oynayacağız. Arkadaşım sen 2 gün önce git. Evet. Benden 2 gün önce. Niye öyle? Ben 19'u gecesi binerim. 20'si sabah gelirse akşam da oynarız. Performansını patlatır.
hayranlarımla sarmaş dolaş olur, işime gücüme bakarım. Bu nedir iki gün önceden ki? Sanki formülada yarışıyor anasını satayım ya. Ayıp hoca, yapma bunu. Abi bak arkadaşlar, sevgili dostlar, bunu not alalım, bu tarihi cümleleri. Evet. Dönüşte anlatacağım. Anlatırım. Neler yaptığını, tamam, uçakta nasıl bayıldın, otele gittin, otelde 3 gün 3 gece uyudun. Mümkün değil. Mümkün değil hocam bunlar. Mümkün değil. Kitap satışları nasıl gidiyor? Ne alaka şimdi? Güzel. Benimkiler yok satıyor da. Güzel gidiyor. Sonra. Arkadaşlar yılbaşında hediye almak güzel şeydir. Evet. Tamam, Can Bey'in... Abi reklam bizim bu kadar yani. Evet, ben bir şey diyemeyeceğim çünkü yok satıyor arkadaşlar kitaplar. Yok, hakikaten yok. Abi ama... aslında bu bir yeni yıl programı değil ama. Evet. 2022'den beklentini alabilir miyim? Abi özet 2000, olarak ya. Şimdi. 2022'den beklentim hocam şimdi. Ben söyleyeyim mi abi? Buyurun. Jeff Bezos'un iflas etmesi. Allah'ım, sen bunu gösterir. Beklersin ama ben sana söyleyeyim, çok beklersin. Başka abi, evet. Elon Musk'ın aynı derecede. Hayır, bunların birbirleriyle mahkemelik olmasını olmadı, istiyorum. Saç saça baş başa girsinler. Olmaz. Tamam, yani onu yaşamak istiyorum. Ben sana söyleyeyim, bu adamlar 2022'de servetlerini 100'er milyar dolar daha eklerler büyük ihtimalle. Yine olan biz garibanlar olacak yani. Gariban mı? Demin New York'ta gezmekten bahsediyordum. Hocam ben böyle garibana can kurban. Hocam ben garibanların sesiyim. Öyle mi? Tabii. Ama devamlı New York'tasın, Paris'tesin, Berlin'desin, garibanların sesine bak. İş icabı gidiyorum geliyorum hocam, ben profesyonelim. İş icabı gider gelirim. Abi, gezme için gitmek ayrı. Dolar mark ne oldu ya? Ne oldu? Haberin mi? Bilmiyorum, benim yatırımcılarım ilgileniyor işlerle. Nedir hocam? Hani sen garibanların sesiydin. İşte bak, ben hayır, bir böyle yükseldi, benim tekrar indi şu anda yerlerde. Yerlerde değil aslında, yine yüksek de inmiş gibi bir heyecan var ülkede. Hocam bak, ne olursa olsun yeter ki indirsinler. Ben o noktada doları da euroyu da 3 liraya 4 liraya düştüğünü görelim abi. Yok abi öyle bir şey. Onlar inmez zaten de. Niye? Fiyatlar iniyor mu? Ha, onu soracağım. Mesela atıyorum şimdi 18 liraydı geçen hafta biliyorsun. Evet. İşte bebek maması 200 lira oldu diyelim. Evet. Şimdi düştü 10 liraya. Bebek maması 100 liraya düştü mü? Düşmez. Yok. Gördün mü sen böyle düşen bir şey? Kaç yaşındasın? Ben daha şu yaşıma kadar fiyat çıkmış bir fiyatın geriye düştüğünü daha görmedim. Mesela işte bazı olaylar oluyor. Enflasyon düşüyor. Bir şeyler, bir sürü şeyler, iyileştirmeler oluyor ama hiçbir zaman o etiket bir kere değişti mi geriye alınmıyor. Nasıl oluyor bu iş? Bir tek arabacılar galiba şu anda araba satıcıları 150 bin lira zam yapacaktık, onu yapmıyoruz falan diyorlar. Tabii çünkü dövize... Ama marketlerde pek değişik olur. Marketlerde olmuyor, marketlerde falan markette hocam. Markette diyor ki biz 18 liradan aldığımız fiyat bu. Fiyat daha şimdi bir türlü... 11 liradan bir alalım hayırlısıyla, ha, o zaman siz bizi görün. Tamam, önümüzdeki haftadan itibaren 11 liradan aldığınız malın stoklar etiketini görüyoruz. Stoklar eriyene kadar. O stoklar da ne stoklar arasını satın. Stoklar 6 ay sürer o. 18 liralık stoklar. Ya demek ki bahanesi çok hocam bu iş. Bahanesi çok. Ama bahanesi çok. Allah millete yardım etsin. Yardım etsin hocam. Simit 3,5 lira olmuş. Doğru. Simit yüzünden de kavgalar çıktı. Simit yüzünden de kavga çıktı. Yani. Ben simidi bıraktım. Evet. Yani, iyi ki bırakmışsın. Allah'tan ki bıraktım. Ben 1,5 lirayken bırakmıştım zaten. Evet. Arada 2 lira oldu, 2,5 lira oldu. 3 lira, 3,5 lira oldu. Seni düşünemiyorum. Yani şu anda mesela sen böyle bir iki tane simit ve yarım teke kaşarla iki simit bir, mi? Yani bir poz versen seni parça pinçik eder izleyiciler. Yok, akıllı ol! Ne oluyor? Yok, Twitter'da ona benzer bir şey yazdım. Ben sabahları kaç simit yerdim biliyor musun? Eski günlerde. Hey gidi günler. Kaç? Simit 1,5 lirayken. 6. Ya insan... Küçük abi, kandil simidi gibi zaten. Hocam ne kandil simidi? Senin yediğin normal standartlarda bir simit, sokak 6 simidi. Tane. Benim aldığım özel bir yer var. Gerçek sokak simidi. Bazen de sokak simidi zannedilerek pastane simidi satılıyor. Mesela o pastane, ha, onu ben simidi de sevmem. Sokak simidi olacak. En iyisi nerededir biliyor musun? Biliyorum. Nerede? Firuzağa Mahallesi'nden aşağı inersin hocam. Boğazkesen fırını. Boğazkesen'de. Evet. Bazısı o der. İki tane vardır aslında. Bazısı o Boğazkesen fırını der. Evet. Sadece simit satar o. Bazısı da Koca Mustafa Paşa'da Sümbül Efendi Camii'nin karşısında bir vardı. Ama o simidin dışında başka şeyler de yapar. Ama oranın da güzel, o da sokak simidi. Bir de Ankara ve İzmir'in de simidi çok güzeldir. Onu çok methediyorlar. Esas evet, simit Ankara simididir, İzmir gevreğidir falan. Ankara simidin rengi daha böyle bir koyu oluyor. Bir de susamsız galiba. Var susamı da ama böyle daha koyu olur rengi ve güzel olur. Ben hiç yani bilmiyorum. Ya bir gün Ankara'ya gidelim de şey yapalım. Evet sevgili dostlar, 15 Ocak'ta bitti mi program? Yok hayır. 15 Ocak'ta sevgili dostlar, 15 Ocak'ta aslında uzun şimdiye kadar yapmadığımız bir şey. Anadolu, yok, Das Das'ta oynamıştık. Anadolu Yakası'nda Das Das'ta 2-3 defa oynadık ama
Bostancı Gösterim Merkezi'ndeyiz 15 Ocak'ta. Burada olan burada kalırlar. Bekleriz. Heyecanlı mısın? Aklınızda bulunsun. Heyecanlı mısın? Yok. Niye? Ne bileyim. Biz gösteriden önce böylesin de onun için soruyorum. Yani, senin bir lafın var. Biz profesyoneliz diye. Ben i̇şte profesyonel bu. Değilim abi. Profesyonelsin. Ben amatör ruhum hala canlı. Senin gibi pas tutmadım kalbim henüz. Hocam. Hala dut yaprağı gibi titrerim ben seyircinin karşısına çıkarken. Bravo. İşte bak bu duyguya sahip olan insanlar başarılı olur biliyor musun hocam? Çünkü nasıl olsa yapıyorum ya dediğin ama anda... Sen öylesin işte. Hayır. Sana öyle görünüyorum. Ben diyorsun ki 45 senelik şeyim ben zaten Tabii şimdi 45 senelik yapmış olduğun bir şeyin vermiş olduğun rahatlıkla çıkıp sahneye kendini göstermek başka bir şey. Bir de elin kıçında nasıl olsa yaparım dediğin zaman... Olmuyor. Öyle. Olmuyor. Niye olmuyor? Niye? Çünkü rahmetli Muhsin Ertuğrul'un çok güzel bir lafı vardır. Ne? Sahneye sahnenin, çıkmayın. Hayır. Hı. Sahnenin perisi vardır, çarpar adamı der. Öyle mi? Tabii. Sahnede dalga geçip, hele bir de seyirciye böyle kıçının kenarıyla falan filan böyle bir oynarım, ben böyle de söylerim dediğin anda... Ne olur? Dili mi tutulur? Baba yukarıdan tam o şarkıyı rahat söylerken, evet diye bir kuyukletir seni. Aa dersin, ne oldu ya bana? İşte o yukarıdan gelen. Seyirciden özür dilersin efendim işte doğaldır falan. Evet işte o ilahlardan gelen uyarıdır hocam. Ben hiçbir zaman onu yapmam. Ben haddimi bilirim. Tabii. Ben zaten yarı amatör, yarı profesyonelim. Evet. Geçmişten gelen amatörlüğümün yanında. 15 Ocak'ta Bostancı Gösterim Merkezi'ndeyiz. Geçen de burada oyunumuz oldu abi biliyorsun. Evet hocam. Kapı baca kırıldı. Yine size polis kostümü giyerek kalabalığın içinden kaçırdılar falan. Evet, evet. Güzel bir heyecan. Yani sevdim bu işi. Alışık olduğum bir duygu benim. Yani öyle senin için tatlı bir heyecan. Devlet tiyatrosundan da mı öyle kaçırdılar? Devlet tiyatrosunda da benim hayranlarım devamlı kulis kapısına yığıldıkları için ben hep güvenlik kapısından arka taraftan. Niye kaçıyorsun abi hayranından? Ama hocam şimdi kan ter içinde kalmışsın. Cumartesi matinde suar oynamışsın. Sen bornoz kullanır mıydın abi? Hayır abi. Ben bu sefer Bostancı'ya bornoz götüreceğim. Bence pek bornozluk bir performans olmayabilir be hocam. Gerek yok öyle. Bornoz abi, oynamaz biliyorsun. Ali Baba 7 cücelerdeki bornozu giyeceğim ya. Evet ben de giymeyi çok isterdim ama çaldılar hocam biliyorsun. Daha üstümüze giymeye kısmet olmadan çalındı. Şeyi giyeriz ha. Erşan bornozlarını giyeriz. Aa Erşan. Hocam bu ara postada Erşan kuryeyi yerleştirmişsin arka tarafa. Evet. Hocam, montaj bir devam ediyor. Hocam burada bak yolda falan da beni çeviriyorlar devamlı. Niye? Abi ne zaman şu Erşan Kuleri ile ilgili filmin yapımcısı olarak insanların yüreğini ferahlatacak bir iki şey söyle. Tarih söyle. Kaç bölüm onu söyle bari. Evet doğru söylüyorsun abi. Biraz bilgi verelim. Lütfen. Pek yakında. Muhteşem bir bilgi. Yani tüylerim diken diken oldu hocam. Bu mu pek yakında? Söyleyeceğim bu mu hepsi ya? Abi... Bazı şeyler vardır, şirket sırrıdır. Söyleyemezsin. Evet. Büyük meblağlara imza atıyorsun. Söyleyemiyorsun her şeyi. Arkadaşım bunu başlangıç tarihini söyleyeceksin. Kaç bölüm olduğunu söyleyeceksin. Evet, 2022'nin ilk aylarında diyelim. Nisan'da. İlk ayları diyelim biz. Belli değil. Şu anda belli hocam, değil. Düşünülüyor şu anda. Nisan. 2022'nin ilk aylarında gösterime çıkacak. 8 bölüm. Siz izlediniz mi hocam hiç? Böyle ham toparlanmış halini. Abi... Çok izledim. Yani vallahi. Çok izledim ve çok dinledim. Çünkü montajın yanında ya benim oda. Ha doğru. Sabahlara kadar. Evet, doğru. Hocam peki buradan Sakal'a bir mesajınız var mı? Sakal'a bir mesajım. Şu anda oyun oynadığın, isim vermek istemiyorum. Evet. Şu anda oyun oynadığın konsolu hemen getiriyorsun Sakal. Ha ben hastayım abi gelemem diyorsan kuryeye koy, gönder buraya. Konsolu mu çaldı? Nasıl? Çaldı demeyelim de. Hacıladı. Hacıladı da demeyelim de bir iki günlüğüne. Rehin. Konsol niye gidiyor hocam onu anlamadım. Şimdi abi hasta ya, ameliyat oldu ya. Evet. Yanında refakatçi yok. Refakatçi de olmadığı için. Konsol var yanında. Konsol refakatçi kalıyor. Konsolla dertleşiyorlar yani. Hayır konsol refakatçi kalıyor ona. Ha onun yanında. Derdine derman oluyor diyelim. Birkaç tane ben ona oyun kodu falan yolladım. Çok sevindi. Anladım. Hocam peki Aydın'ın... 21 gün gelemiyor Sakal. 21 gün Sakal izinli. Peki Aydın'ın izin talebi ne olacak hocam? O da diyor ki abi yeni yıl geldi. Bir yıldır çok çalıştık, yoruldum, bittim. Öyle bir talebi yok abi. Ne zaman acaba sen Can abiyle bir konuşsan da Zafer abi. Sana mı söylüyor? Bana söylüyor. Bir iki hafta ben de bir Tokat'a gitsem. İki hafta. Tokat dağlarında babama yardım etsem. Bak Zafer abi ben sana söyleyeyim. Ben tüm hayatımda iki hafta tatil yapmadım. Aydın yaptı. Yaptı mı? Yaptı. Daha onun şeyi bitti. 2022'de tekrar. 2022'ye geçelim hayırlısıyla. Evet. Onun tatil dönemi başlayacak. İsterse hemen kullanabilir. Ben Şubat'ta kar tatili yapacağım diyorsa hemen kullanabilir. Ama yazın sonra sıcaklarda
göz göze geliriz. Yani doğru. Nasıl olacak abi, nasıl yapsak? Şimdi hocam bir de şirket içerisinde hep bu izin ve maaşa zam taleplerini... Hani böyledir ya, çocuklar mesela babalara bir türlü açılamazlar. Anneyi araya koyarlar, amcayı araya koyarlar, dayıyı araya. Ben de çocuklar bir amca, bir dayı olarak gördükleri için. 20. yıl abi en yeni işe giren adam 5 yıldır çalışıyor. Niye araya işte adam? Araya adam koyuyorlar. Çocuklar da utanıyor. Belki de senin böyle sert mizaçlı bir sert mi? Yönetici olmandan kaynaklanıyor. Ben, şimdi he, can hocam, ben pamuk helvası gibi adamım ya. Pamuk helvası mıydı? Ne? Pamuk şeker. Pamuk şekeri gibi adamım yani ya. Yine de abi biz işte hocaya söylerken çekiniyoruz abi. Acaba sen özel bana... meseleleri niye 200 bin kişiyle paylaşıyoruz şu anda? İşte onlar da özellikle diyorlar ki 200 bin kişinin arasında paylaş ki Can Hoca da seyrettiğinde iyice kafasına nakşetsin. Ulan ben bu konuları ihmal etmeyeyim artık, evet, desin. Doğru, doğru söylüyorsun abi. Ben o zaman müjdeyi vereyim. Buyurun. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Güzel. Ben de bu arada hocam Necati'nin de bir talebi. Aha, yeter abi. Ne diyor? Necati de diyor ki, Cem Bey'in Avrupa turnelerinde helak olduk yorgunluktan. Evet. Onun için ben de diyor bir 15 gün izin istiyorum. Niye 15 gün? Ya dedim ki Neco, şimdi turneye benim gördüğüm buradan ofisten arabaya atlıyorsunuz. Evet. Havaalanına gidiyorsunuz. Evet. Havaalanında uçtunuz. 2 saat 27 dakika. Tamam. Berlin'e teker koydunuz. Tamam. İndiniz, çantalar, bavullar, araç ya, geldi. Uçuş stresi var. Araç geldi. Geldi. Otele götürdü. Evet. Cem Hoca dedi ki benim akşam gösterim var. Saat kaç? 2. Ben bir 5 saat uyuyayım çocuklar dedi. Tamam. Odasına çekildi. Sen şehirde turladın, gittin, geldin. Evet. Adam akşamına çıktı, 3 saat oyun oynadı. Evet. Nasıl oluyor da bu adam ben yoruldum, bittim demiyor da size ne oluyor dedim. Ne yapıyorsunuz da yoruluyorsunuz? Ben de o cevabı şu anda merak ettim. Ne geldi cevap? Abi, insan oynarken vakit geçiyor da beklerken sen gel bir de onu bize sor diyor. Beklemek biraz şeydir, meşakkatlidir, yorucudur yani. Evet. Oyunculuktan bilirsin sen de. Tabii ayaklarını böyle uzatır, yanlarsın şöyle. O insanı yorar harbiden yani. Bir de Berlin sokaklarında gezeceksin. Dolaşmak, dolaşmak. Ama eski heyecanı yok biliyorsun. Evet. Şimdi eskiden gittiğin zaman hakikaten bavulu bırakıp şöyle bir gezerdin. Şimdi artık sokaklara da çıkılamıyor pandemi nedeniyle. Tabii. Oraya gidiyorsun kapı duvar, buraya gidiyorsun kapı duvar. Lobide beklemek yorucu olabilir. Olabilir. Evet, evet. Aşınız oldunuz mu hocam? Üçüncüyü mü? Üçüncüyü. Oldum. Başka bir hastaneden ben randevu almıştım burada. Evet. Gittim, kapalı. Cumartesi pazar kapalıymış. Ben ilk defa öyle bir şey gördüm, bilmiyorum. Hastane kapalı olur mu abi? Özel hastane mi? Yok, devlet hastanesi. Nasıl kapalı olur? Ha, aşı kapalı. Merkezi kapalı. Hayır, hayır. Abi ben hastaneyi talan ettim. Böyle o yana dön, bu yana dön, arkayı dolan, camı tık tıkla. Her yer kapalıydı. Cumartesi pazar kapalıymış mı? Aşı bitmiş o zaman ya da. Abi hastane kolunu da tamamen kapalı. Kapalı. Evet. Enteresan. Sonra gittim başka bir hastanede oldum. O da saat 6'ya 1 vardı. 6 son anda oldum. Hocam burada şimdi oldum abi. Ve 2 gün beni biraz zorladı. Kolum ağrıdı. Evet. Belim ağrıdı. Biraz boynum ağrıdı. Başın. Baş çok feci zonkladı falan ama sonra atlattım. Bu ama üçüncü aşı olanlarda bu belirtiler oluyormuş hocam. Öyle. Üçüncü aşı biraz yıpratıcı. Evet o semptomları herkesten ama... duydum. Şimdi bir şey söyleyeceğim de yani abimiz gene açıklama yaptı. Türk-Alman hoca. Evet. Dedi ki 4. ve 5. de gerekebilir dedi. Ya baba bak. Baba şimdi. Tamam iyi başladın bak. Evet. Sağ ol. Evet. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederim. Buldun. Evet. Tamam ama yani bu haftada bir aşıya gelmeye başladım. Yani bu iş böyle de senede 24 tane arkadaşlar olmasın yani. Şey de bilmiyoruz abi 3 sene sonra. Ne olacağını ne da bilmiyoruz. Evet, göz kapaklarımız kırmızı olursa ne olacak onu da bilmiyoruz. 3 iyidir bak yani fazla bu şeye dönecek herhalde. Grip aşısı gibi her sene olmaya dönebilir. Evet. Tamam ama bir ilaç firması da hapını çıkardı şimdi. Yakalanmış adama da verilebiliyor. Verilebiliyor. Ama güzel olan tarafı hocam... Yani abi şu yaza kadar falan bitsin inşallah. Bitsin bir de yani aşı... Hani aşı olanları gelmiyordu... Ya arkadaşım aşı olanların da yakalanma ihtimali var. Bizim çevremizden de 2 defa, 3 defa aşı olduğu halde Covid'i kapan arkadaşlarımız var. Yani söyleyelim rahmetli olan da var. Var ama aşı olmuş olan insanlar grip gibi atlatıyorlar. Hiç aşı olmayanlar da ağır tahribat yapıyor. Evet. Bu gerçeği söylemekte fayda var. Abi bunu yaklaşık 2 senedir neredeyse anlatıyoruz. Evet. Yani televizyonlarda da profesörler anlatıyor. Aksini anlatan da var. Negatif anlatan, pozitif anlatan. Evet. Artık bu şeyden ben yıldım. Evet. İsteyen yaptırsın kardeşim ama yaptırmanız lazım. Çünkü
sosyalleşmek için gerekiyor. Yani şart. Uçağa binemiyorsun. İşte bir yere gidemiyorsun. Mekanlara gidemiyorsun. Almanya'da, Hollanda'da falan iyice şey. Neredeyse su alırken bile bakabilir miyim şeye diyor. Ve haklılar da hocam. Evet. Yani orada hiç aman vermiyorlar. Evet. Yani öyle arkadaşı idare edelim, buyurun geçin meçin yok. Ama biz seninle mesela Anadolu'nun her yerini gezdik. Orada ben pek böyle maskeye yani riayet edildiğini pek görmedim hocam. Kış münasebetiyle bütün kahveler doluydu. Bir iki yerde evet, sobanın başında böyle. Yani ben orada fayans dizen amcalar gördüm. Maskeleri alnına takmış adamlar böyle. Ağır bir şey sorar. Peki abi sen okey oynarsın değil mi? Bilirsin. Bak ben var ya piyano çalar gibi okey oynarım. Takip abi, edemezsin beni. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben biraz hijyen şeyiyim. Evet. Severim. Evet. Şimdi onu oynuyorsun sen. Evet. Mıncıkladığın taşları. Enledin hepsini. Daha evvel başka mıncıklayan o taşlar evet, evet. Şey oluyor mu? Temizleniyor mu? Hiç temizlenmez. Sadece geceden geceye bir kere onu çırağa sildirirler. O kadar. Hani parmak izi, yağma kalmasın. Yani şöyle böyle, böyle pıst pıst böyle okey taş temizleyici falan öyle bir şey var mı? Aslında öyle olması lazım. Veya gibi. Taşları bir suya koyup hani çamaşır taşları suyu. Suya değil de çamaşır suyuna bir şey. Hocam o zaman renkleri silinir. He? Renkleri silinir. Şimdi o taşların hepsi abi, renkli. Sağlıktan daha mı önemli? Hacım mavi, kırmızı veya siyah. Sen şimdi onların hepsini çamaşır suyuna yatırdın bir çıktı hiç renk yok. Nasıl oynayacaksın? O zaman kimyager dostlarımızdan rica edelim. Böyle bir solüsyon bulsunlar. Okey taşı temizleme spreyi. Ya ne olacak? Kahveciler abi ne kadar kahve var biliyor musun Türkiye'de okey oynanan? Herhalde bir 100 bin vardır. 150 bin kıraathane var okey evet, oynanıyor. Evet. Onlara satış yaptığını düşünsene. Evet. Cam suyu gibi bir şey yapacaksın. Pist, pist, evet. Pist, 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 pist. Ve kendinden koruyacak. Yani tekrar kurulama zahmeti de olmayacak. Evet biz hocam bunu bir kere... dakika niye biz birisine söylüyoruz? Kendimiz yapalım. Yapalım, iflas edelim. Buraları at yavrum. Ben neyi kendim... hocam? Niye kendimiz yapıyoruz? Abi 150 bin kahveye evet, ayda 10 koli ver. Bir koli versen. Evet. 150 bin koli yapar. 150 bin koli yapar. Can Hoca yine parayı buldu gördün mü? İşte onun için sen bak İlhan Musk ve Pezo Jeff gibi adamlar senin tam arkadaşın, dostun olması gereken adamlar. Adını buldum şimdi bir dakika. Ne? Geldi. Sil taş. Sil taş. Evet. Fazla taş üzerine sil. Düşünmedim. Çok hızlı oldu. Ama daha yani daha çarpıcı bir şeyi bulabilirsin. Okey sil. Okey sil olabilir. Sil taş daha iyi. Sil taş. Sil, sil. Sil. Ha. Yavrum sil taşı getir. Evet. Biraz daha düşünebiliriz tabii. Biraz daha düşünmek lazım. Çok hızlı oldu. Çok evet, hızlı gelişti. İşte abi bak icatlar hep böyle bulunuyor. Evet doğru. Edison bile ampulü böyle buldu. Karanlıkta otururken ulan bir dakika ya dedi. Buldu. Buldu. Hocam şimdi parayı yine buldum. Sinirleneceksin ama. Ne? Ne oldu Fenerbahçe? Bir dakika şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi konuyu kapatma. Sil taşı. Evet. Sil taşı ben bir kimyager arkadaş buldum. Evet. Böyle bir şey ürettim. Evet. Sen şimdi buna ortak mısın? Hmm. Duyduğun için bu projeyi? Hayır abi. Ha iyi var. Çünkü diyeceksin ki beraber bulduk demeni bekliyorum. Yok yok ben ortak falan değilim. Değil misin? Konuyu değiştirme. Ne? Ne oldu Fenerbahçe'ye? Ne oldu abi? Gitsin Pereira. Abi. Pereira istemiyoruz hocam. Abi dur ya dağıtıyorsun her yeri. Pereira'yı ben gitsin mi dedim. Evet. Ben ne gelsin. Abi ben adamı ne gelsin istemediniz. Dedim, ne gelsin dedim ne gitsin dedim. İsterse başında hiç kimse de oy olmayabilir. Evet. Şampi diyordun. Şampi demedim abi. Beni kurtlar sofrasına atma. Ya, geçen sen de biz Voley diye bir şeyde kanalda programa gittik. Evet. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi. Evet. Nasıldım abi? Muhteşemdin. Yani futbol bilgimle adeta karşımdaki sunucu Ali Ece miydi? Evet, Ali Ece'yi perişan ettin. Özellikle tarihi anlamdaki bilgin evet, Ali Ece'yi tamamen paralize etti. Hiç konuşamadı çocuklar. Yani paralize ettim. Evet. Mesela Hurbeş falan dedim. Puşkaş dedim. Puşkaş dedin. Çocuk şaşırdı. Ulan dedi Can Hoca hangi diyarda yaşıyor? Evet. Nereden Macar gelmiş Puşkaş oldu? Hiçbir zaman Fener'e gelmemiş ama ben evet, onu hafızadır. Beşer şaşar derler. Neyse sağlık olsun. Yenisine bakacağız hocam. Ben bir daha futbol programına katılmam. Ben de katılmam. Çünkü abi katılmıyor musun? Katılmam. Sen orada programın var ya nasıl katılıyorsun? Hocam programa katılıyorum. Evet. Kardeşim ben orada yorumcu değilim ki. Nesin? Ben misafirim. Ama Beşiktaşlısın. Beşiktaşlı bir misafirim. Tarafsız yorum yapmıyorsun ki sen devamlı hayır, kartal pençesi yapıyorsun. Hayır ben Beşiktaşlı bir misafirim. Tamam. Hani ben orada oturup da başka takımlar üzerine yorum yapan, ahkam kesen, mesleğini bu yoldan devam ettiren bir adam değilim ki. Sana mesela Sivasspor, Antepspor evet, maçını mı soruyor? Yok, Sivasspor yani yeri geliyor. Ben de Beşiktaş'la ilgili konuşuyorum. Beşiktaş fanatikliği yapıyor. E tabii yapacağım. Ben Beşiktaşlıyım. Ne yapabilirim?
Ben de Fenerbahçeliyim ama Fener formasıyla gezmiyorum yani. Zaman zaman gezdiğinden oluyor. Azalt abi. Abi Beşiktaşlılık bu, abi, azaltılmaz. Koronu gene Fenerbahçe Beşiktaş'a çevirdin. Arkadaşım azaltılmaz. Hocam kara kış geldi bak. Evet. Kara kış geldi. Yani? Yani kar tipi fırtına. Nerede kara kış geldi ya? Yavaş yavaş memlekette çöktü. Sabah şöyle üfürüyordu deriz biz. Havada uçuşuyordu bir şeyler. Hocam İstanbul'un yüksek tepelerine yavaş yavaş kar düşmeye başladı. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar diye türkü var. Evet hocam. Şimdi neden şehrin tamamında yok da yüksek yüksek tepelerde böyle gelinlik konfeti gibi var o kadar? Yüksek olduğu için. Hayır. Ne? Gökdelenler yüzünden. Evet. İklim değişikliği. Evet. Çünkü her tarafı taş, bina, beton, asfalta boğarsan bulut da geliyor. Ne, bakıyor bulut ki, şey mi baba, arıyor, boşluk mu arıyor? Baba bulut arıyor ki hani böyle bir ağaçlık, bir yeşillik olsun da arkadaşlar bir araya gelelim, toplanalım, şuraya bir rahmeti bırakalım. Öyle bir olanak yok. Olmayınca kenardan, kıyıdan. Balkanlara doğru gidiyor. Ha, bu sene de kar yağmadı diyorsun. Bazıları da şunu söylüyor. Aman ya yağmasın kar. Olur mu ya? Güzeldir kar böyle. Şeyi alır. Hocam arkadaşlarda coğrafya bilgisi. Fıs. Hangi arkadaşlar? Yani bunu kar yağmasın diyenler. Kar yağmasın diyenler. Kar niye gerekti? Kars'ta yalnız güzel kar olmuş ya. Biz döndük. İşte orada olmak isterdim. Öyle bir 10 gün mahsur kalsaydık iyi olurdu. Evet abi ya. Şu Çıldır Gölü'nde kızaklı at arabasıyla tuk 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 böyle giderdik. Kızaklı at öyle gitmezsin ki abi. Vız vız diye kayarsın. Vız diye gidemezsin. Atın nallarının sesini duyarsın yine. Çok kutu çok. Peki ata o anda Çıldır Gölü'nde olduğu için özel nal mı takılıyor, çivili nal mı takılıyor yoksa normal nal mı? Çivili. Yoksa ben mesela şeyi anlamıyorum. Nal var ya. Evet. Abi o kaymıyor mu? Kaymayan bir şey mi? Kayar. Demir olduğu için aslında kayan bir şey. Kayar. Aslında nasıl oluyor? Atın toynağı var ya hocam altı. Evet. O şu kenarı böyle onun en kalın böyle kemiğin artık hislerini de kaybettiği bir nokta. Tırnak gibi bir şey. Ha, nalı oraya oturtuyor. Bunu çivilerle çat 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 diye çakıyorsun. Abi, nalın demir olduğu için beton zeminde aslında patenaj yapması lazım. Yapar. Nasıl oluyor? Asfaltta da yapar. He. Asfaltta da hayvan kayar. Ama sen ona özel nal yapıyorsun hocam. Tırnakları oluyor altında ki tutsun zemini. Hiç öyle bir nal diyorum. Ben zemin nal videoları seyrederim zaman zaman. Evet. YouTube'da. Hiç öyle çivili nal diye bir şey duymadım. Yok ya çivili lastik var. Ona inanıyorsun. Çivili nala mı inanmıyorsun? Çivili lastik o görünen bir şey. Ha, o da aynı işte o mantıkta yapılmış bir şeydir hocam. Nalbantlık var ya çok acayip bir meslek biliyor musun? Bir şey anda zannetmiyorum. Yok, olur mu abi? Nasıl yani? Sen nalbant iyi para kazanır yani yabana atma. Kime nal yapacak mesela adam? Abi köyde, kasabada, her yerde at var. Şimdi yarış atları var mesela. Yarış atında yavrum 3 günde bir şu hayvanın nallarını yenileyin ya da şunun nalın hava basıncına bakın demiyorlar ki araba abi gibi. Sen Veli Efendi'de nalbantsan zaten başını kaldıramazsın nal takmaktan. Bin tane at var. Sürekli olmaz hocam o iş. O iş sürekli olmaz. Artık böyle yani. Abi emin misin nalbantlık diyorum. Veli Efendi'de 7000 tane at var. Adam birinden kalkıp birine oturuyor. Zannetmiyorum. Sen sanayi bölgesiyle karıştırdın orayı hocam. Orada devamlı şakkıdı 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 arabalar geliyor gidiyor. Yok, da. Nalbant arkadaşlar lütfen bu konuda bir açıklama getirsinler. Getirsinler hocam. Yetişinler. Bir nefes şey alalım abi. Evet, bir çayımızdan bir yudum alalım sevgili hocam. Bir de su alayım. Benim aslında dilim yandı demin. Bak işte mis gibi. Arkadaşımız yaklaşık 1,5 saattir monitör şeyin başında, arkasında ve tek... Mık! Mık! Ne güzel. Sakal olsaydı... Araya kendine bir şey aldırtır, bilmem ne. İşte demin konsoldan bahsettim. Onunla ilgili konuşur, ameliyatını anlatır. Sakalı canlı ameliyat etmişler. Nasıl ya? Narkoz şey yapmamış. Kabul etmemiş. Niye? Nasıl bir bünye varsa işte. Allah Allah. Doktorla keman çalıyordum dedi. Aynı zamanda ameliyat oldum dedi. Sakal keman çalıyordu. Nasıl keman çalıyor ya? Abi bilmiyorum işte. Ameliyat olurken öyle bir sinire temas etmiş ki bana kemanımı getirin demiş. Dini 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 diye taksim yapıyor. Vallahi Beethoven falan bir şeyler çalıyormuş ya. Evet, klasik çalıyor. Laf edersin abi hocam ama. Bazen öyle haberler okuyorsun ya mesela. Ha. Diyor ki işte 12 metreden düştü, Almanca konuşmaya başladı. İşte ama biz araba kazası yaptı, şivesi değişti. Evet baba. Fransız, Belçika Fransızcası konuşmaya başladı falan diyor. Evet. Bu da öyle bir şey yani. Ama bak oluyor biliyor musun? Olur mu abi öyle şey ya? Anlatayım. Yalancı abi ya. Hafızamı kaybettim der mesela. Arkadaşım anlatayım. Cüzdanı çaldı, kumarda yiyor parayı. He. Eve geliyor, hafızamı kaybetti. 2-3 gün oynuyor böyle. Ama bak hocam biz yıllar önce devlet tiyatrosuyla turne yaptık.
Denizli'ye gittik, tamam mı? Denizli'de de deniz olmaması ne acayip değil mi abi? Belki eskiden vardır, bilmiyoruz. Evet. Hocam Denizli'de Pamukkale'ye gittik. Pamukkale'de o zaman o travertenlere girmek serbestti. Şimdi serbest mi paralı, bilmiyorum. Müze gibi bir şey. Ha, yani çünkü o zaman serbest. Milli sonra, park gibi bir şey. Ha, sonra dediler ki ya bunlara insanlar böyle gelip girince taşlar siyahlaşmaya başlıyor. Hmm. Biz izin vermeyelim falan diye bir dönem yasakladılar. Zaten, beyaza döndürdüler. Evet yani şimdi izin suyla veriyorlar mı? Şey, akması lazım. Evet şimdi izin veriyorlar mı vermiyorlar mı bilmiyorum. Veriyor. O devirde izin veriyorlardı. Biz de işte Pamukkale'ye gittik. Oradaki böyle göletler var ya. Normal insanın diz hizasında yani. Geldik ulan gördük bak derin de değilmiş hani diz hizasındaymış. Biz hepimiz yere oturduk. Dibe. Yani dibe oturunca bu hizada oluyorsun tabii böyle oluyorsun. Tamam. Bizim de muhasebecimiz Kadir vardı. Kadir de, o da mı turnede? O da turnede. Muhasip de gelmiş. Hemen bir anda eşofmanı meşofmanı çıkardı. Mayosu hazır biz daha bırak dur lan falan deyinceye kadar havalandı. Yapma be. Orayı derin zannetti. Hmm. Hani abilerime bir şov yapayım. Şık diye dalıp çıkayım dedi. Düşünce donk diye bir ses geldi. Tabii. Gülünmez. Evet. Donk diye bir ses geldi. Lan man falan. Bir çıkardık. Kadir kendinden geçmiş. Bayıldı. Oradan abicim çıkardık. Buzlar, muzlar falan filan bilmem ne ama kendine gelemiyor. Hemen telefon, boynu telefon. Boynu kırılır abi adamın. Tabii ambulans. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Biz o arada hep soruyoruz ama müşahede altında dediler beyin kanaması falan yok ama kafayı yere çarptığı için bir şok geçirmiş. 24 saat kalsın. Ha 24 saat müşahede altında kalsın dediler. O 24 saat Denizli'de kaldı. Biz Denizli'den sonra böyle uşak muşak falan turneye devam ettik. Uzatmayayım 2 gün sonra bu geldi yetişti bize. Fakat Kadir'e bir durgunluk geldi. Yani hastaneden eskiden, çıktığı içindir bu. Hayır arada. Eskiden her lafa cevap verir, futbol konuşursun. Laf atar, siyaset konuşursun, laf atar, moda dersin konuşur, müzik dersin konuşur. Böyle duruyor. Allah Allah. Abi bak sadece müzik çaldığında ayağa kalkıp keman çalıyordu. Ya bu demin dediğim aynı şey gerçek aynı bu dedi. Evet. Peki ya, adam keman çalıyor mu? Yok. Ya mesela böyle oturuyoruz ya. Abi bir dakika. Hayatında keman çalmayan bir adam. Evet. Uşak'ta benim kemanımı getirin diyor. Hayır. Yani gerçek keman çalmıyor. He. Şimdi mesela böyle oturuyoruz ya, oradan mesela müzik geliyor. Ra 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 ri da ri dü. Hemen böyle yapıyordu eliyle. Hemen eline bir keman verseydiniz belki ama bir şey çalıyor. Ya. Böyle bir iki ay devam etti hep keman çalmaya. Sonra yavaş 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 tekrar normale döndü. Ya ne biçim hikaye abi bu? Abi kafayı vurdu, kısa devre yaptı kafa diyorum ya. Tamam da abi bu ne? Bak. İşte abi bak. Bilim ne yapardı biliyor musun? Hemen ona hemen bir keman. Hemen ona eline bir tane keman verirdi. Bakalım ne çalıyor. Bir de konuşturuyormuş baba. Evet, dünya belki çapında. De yani. Of. Ama bir kere yapabiliyormuş mesela. Müziğe ne zaman başladınız? Pamukkale'ye tepe üstü atladığımda. Yaşıyor mu? Yani sonra normal hayatına yani, devam etti tabii, değil mi? Tabii tabii. Sonra hiçbir aras kalmadı ama ilk bir ay falan devamlı keman çok çalıyordu. Her şey müzik duyduğunda yani. Ve bir durağanlık gelmişti. Peki bunu söylediniz mi? Ya sen her müzik çaldığında niye keman çalıyorsun? Hayırdır? Biliyor. Diye. Elimde değil diyor. Abi ben zaten evde de keman çalarım. Yok hayır. Hayatında ıslık çalmamış adam ya. Allah Allah. Ya ne keman? Normalde gençlik yıllarında keman, saz çalar da. Bak onun öyle bir şey yok. Herif ıslık çalmamış adam ya. Müzik duydukça böyle yapıyordu. İşte sakal da öyle olmuş abi. Bir sinire temas etmiş doktor. Evet. Peki sakalın bu haleti ruhiyesini etkileyecek mi bu ameliyat? Dönünce göreceğiz bakalım. Hayır. Evdeki halini bilmiyoruz. Belki de sinirli falan böyle bir adam. Safra kesemi aldırırım konuşmayın. Falan. Safra kesesi ne işe yarıyor abi? İşte bu işlere yarıyor abi. Ne? Sakalın bütün safra kesesini alınca sakalın bütün teknik bilgisini de almış olmasın doktor? Her şey olabilir. Tabii bilmiyorum, safra kesesi aldı. Merhaba sakal diyorsun. Ali topu at falan diyor. Sakal o seviyeye gelmez. O kadar inmez mi? O yine uyanıktır. Ama mesela bilgisayarı inşallah kullanabilir. Bak gözü parladı. İnşallah kullanamaz. Yerine ben geçerim. Kullanamazsa olsan zaten yedek şoför olarak geçer hocam dükkanı. Evet. Ne yapalım? Ne bak, kadar oldu? Şov dünyasında... Ne kadar oldu? 45 dakika. Ha. Bak şov aynen dünyasında herkesin bir alternatifi vardır hocam. Evet. Herkesin. Herkesin de yoktur canım. Zeki bak, Müren'in şov dünyasında alternatifi var o mı? O ayrı paşa. Yani gördün mü? Herkesin değil. Paşa. O paşa ayrı bir şey. Senin vardır, benim vardır. Benim de zordur da hocam. Belki senin bulunabilir. Bakıyorum ama. Yani. Abi benim zaten bulunur. Benim de bulunmaz abi. Hocam. Herkes kendi şahsına münhasırdır abi. Evet.
Benim yaptığımı sen yapamazsın. Senin yaptığını ben yapamam. Oğuzhan'ın yaptığını ben yapamam. Benim evet. yaptığını Oğuzhan yapamaz. Sakal her şeyi yapar. Gibi. Gibi. Evet. Peki. Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Gidiyor muyuz abi? Şimdi burçlar ve analizler bölümüne geçiyoruz. Ne, öyle bir bölüm mü var? Sen demedin sen, mi hocam burçlar üzerine? Sen inanıyor musun? Mesela hani şimdi her yılbaşına yaklaşıldığı zaman yeni gelecek yılın burçlarla ilgili yorumları yapılıyor. Evet. Yay burcuna şu olacak Ocak evet. ayında. Evet. Koç burcuna Şubat'ta şöyle başına şeyler gelecek evet. gibi. İnanır mısın buna? Alır mısın mesela o kitaplar çıkar? Hayır. Ha, merak etmezsin mesela hemen 57. sayfayı açıp. Sen asla. Ne burcusun? Başak burcu. Ha, gördün mü? Hani inanmıyordun? Niye burcunu biliyorsun? Burcumu biliyorum. Bu tarihte olduğu için biliyorum. Niye ama biliyorsun? Bana sor. Ne burcusun? Bilmiyorum abi. Oğlak İlgilenmiyorum abi. Oğlak burcusun abi. İlgilenmiyorum dediğin andan itibaren burcunu da bilmemen gerekiyor. Ha, ilgilenmiyorum diyen adam yalan söyler. O zaman doğum tarihini de bilmiyorsun demektir bu. Niye doğum tarihini bilince doğum tarihini burcunu bilince takip adam etmek zorunda mısın? Ben yılan isteme. Burcuyum. Çünkü burçlar değişti. Öyle mi? Ne zaman değişti ya? Değişti. Benim bir haberim yok hocam bundan. Sen ilgilenmiyorsun diye sana söylemedik. İnanır mısın yani o şeylere sen? Hayır. Mesela sana diyor ki sen Oğlak Burcu muydun? Oğlak Burcu Mart ayında, Mart'ın 17'sinde büyük bir servete kavuşacak. Okudun orada. Evet. Heyecanla Mart'ın 17'sini beklersin evet. ve ayın 7'sinde Milli Piyango bileti alır mısın? Almam. Milli Piyango zaten sorunu da. Almam. %64 almam? Düşmüş satışlar. Düşer tabii kimseye çıkmayınca. He? Yıllardır büyük ikramiyenin bir tane evet. garibanı yani şöyle bir kalkındırdığını görmedik. Piyangolar genelde kalkındırmaz. Finalleri yani şey finalleri olmuştu. Kötü biter gerçekten finalleri öyle. Kötü biter ama yani birilerine çıkmıyordu evet. Millet de herhalde zaten çıkmıyor diye. Hani size de çıkabilirdi ya Milli Piyango. Şimdi şey. O size de çıkabilir şey olmadığı için. Size de çıkmaz. Onun için de insanlarda böyle bir güvensizlik yani almazsın sen şimdi 17 Mart'ta size büyük bir servet kazanacaksın. Güneş neden? Bilmem ne burcuna giriyor. Neden? Yükseleniniz bilmem ne olacak evet. ve kazanacaksınız dediği anda heyecanlanmazsın yani o şey. Neden biliyor musun hocam? Neden? Soyadını vermek istemediğim Metin isminde bir arkadaşım yıllar önce bu dergilerdeki aylık burçlar, yıllık burç analizleri falan filan bunları yapıyordu. O bana bir gün dedi ki bu sene Oğlak Burcu'na yazdığımı bir sonraki sene Başak Burcu'na yazıyorum. Başak Burcu'na yaptığımı Koç Burcu'na yazıyorum. Koç Burcu'na yazdığımı ikizlere yazıyorum. Aralarında böyle değiştiriyorum dedi. Şimdi bakıyorsun mesela Ocak ayı içerisinde çok mutlu bir haber alacaksınız. Ne? Onu abi şahsın kendisine söyleyemez ki onu genel söyleyebilir. İşte şimdi genel söyleyince sen de kendi kendine mutlu bir haber alınca lan zaten benim burcumda söylemişti bunu ya. Mutlu diyorsun. Bir haber ne mesela? Ya ne bileyim mesela yani bir yakınının çocuğunun hazır, yemek hazır da mutlu yok, bir haberdir. Yok değil. Yani mesela ne bileyim çok sevdiğiniz birinin ya da kendinizi mesela bir çocuk sahibi olacağınızı haber alıyorsunuz. Ya da birinin evleneceğini haber alıyorsunuz. Ya da tatile çıkacaksınız. Ya da tatile çıkacaksınız. Evet. Zaten onlar var hep. Yeni ayakkabı almak değil yani. Değil. Yani mesela senin niye başına değil? Şu gelecek, bu gelecek, şöyle olacak, böyle olacak falan. Zaten böyle geniş analizlerin palavrası da çok olur hocam be. Öyle mi? Evet, palavrası çok olur. Ama ne bileyim yani televizyona çıkan astrologlar var. Onlar işte yine bildiler falan diyorlar. Onlar da taş mı yesin hocam? Astrologlar da bu işten ekmek yiyecekler yani. Hayır adam mesela yani. Diyelim ki bugünlerde çıkıyor. Evet. Yıl sonunda eski programı tekrar gösteriyorlar. Evet adam bir iki tane bir şeyi bilmiş yani. Evet diyor ki 2022 yılı oldukça zorlu geçecek. Yani bunu söylemek için kahin olmaya gerek yok ki. Hangi günümüz rahat geçti anasını satayım? Mesela sen doların 18 liraya çıkacağını biliyordun. Ya bilmiyordum ama mesela ama gidişatından tahmin ediyordum tamam mı? Yani dedim ki bu gidiş iyi bir gidiş değil. Sen 56 yani. Lira olur dedin 10 lira oldu. Yok demek bu gidiş iyi bir gidiş değil. Bu çünkü 20 liraya doğru gider. Yani yılbaşında diyordum ama yerinde bir müdahaleyle aşağıya kadar düştü. Umut ediyorum ki hep aşağılarda seyretsin. İşte buralarda yazık günah. Gezinmesi lazım. Abi hep gezinmezse aşağı. Yine boş hocam yok. Mümkünse tek hanelerde gezinsin. Yine gezinsin de hani 1 dolar 7 lira olsun, 6 lira olsun. 1 lira olsun abi. Mümkünse 1 lira olsun. 1 liraya 1 dolar. Keşke Allah o günleri de göstersin. Ama şimdi birdenbire kalkıp böyle euro çıktı 50'ye, dolar çıktı 30'a olunca ayıp oluyor ya. Yani. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor hocam. Yılbaşı programı değil bu. Yılbaşı tabii. programı için sürprizlerim var abi. Nedir hocam? Sürprizlerin var. Benim. Ha. Niye hep burada arkadaşlar sürpriz yapan adam durumunda ben oluyorum? Zafer abimin sürpriz konukları var. Zafer abimin sürprizleri. Bir gün de sizin bir sürprizinizi görelim hocam. Yok. Tık. Sakal bizi izlediğini biliyorum. Bir evet. sürprizim var abi. Açıklayabilir miyim? Buyurun. Sakal bizi izlediğini biliyorum.
heyecanla açtın ve programın sonuna kadar seni beklettik. Evet. Sana olan sürprizimizi programın sonuna kadar adeta dilimizi ısırarak... Bir maaş ikramiye değil mi hocam? Yok. Ben biliyorum. Hayır. Ne? Değil. Yeni motor. Ne? Zafer abinden ve benden araban için 1 litrelik cam sil. 1 litrelik cam sil ikimiz alıyoruz. Abi şu anda o sakal var ya, bak ben şu anda görüyorum, hissediyorum. Havalara uçtu. Yes! 1 litrelik cam sil sakalın hiç böyle yes yapacak duruma getirmez. Sakalı ancak bir maaş ikramiye. Hayır. Sakalı yani... sadece o önünde 1 litre cam silin önündeki 3-5 kelime var ya, ha, o heyecanı yeter ona. Yeter ona. O gözlerindeki ışıltı, tekrar gözünün ferinin yerine gelmesi bana yeter. Evet. O sonundaki hüsrana bir şey diyemem. Bir şey diyemez. Tekrar olmayan pankreas, pankreası mı alınmıştı? Yok be abiciğim, ne pankreası, safra kesesi. Olmayan ya. Safra kesesi şu anda yeniden oluştu. Evet. Sıkıntıdan. Evet. Hocam sakala da geçmiş olsun. Evet sakal, öyle veya böyle sana da geçmiş olsun. Planlı olarak tam böyle yılbaşı arifesinde hastalanman güzel oldu sakal. Futbolcular yapar onu, yabancı futbolcular. Noel tabii arifesinde kırmızı kart görür. Hiçbir şey yokken adama tekme atıp kırmızı kart. Hocam ben gidebilir miyim? Hazırda kırmızı kartım var. Değil mi? Tabii. Yılmaz Hoca'nın öyle bir Sarıyer'de futbolcusu vardı biliyorsun. Yine böyle bir Sarıyer orta saha sıralarda oynuyor. Yılmaz Hoca kendi anlatmıştı. Bir Bulgar bir oyuncumuz var diyor. Hiç iddiamız da yoktu yani. Düşme kalkma öyle bir şey. Karşı tarafın da öyle bir iddiası yok. Al gülüm ver gülüm pamuk elfa tadında bir maç diyor. Bu bizimki diyor, Bulgar gelene tekme gidene sille. Orta hakemi de tanıyorum diyor. Orta hakem Yılmaz Hoca'yı çağırmış, demiş ki hoca bak adam kaşınıyor. Kendini attırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Uyar demiş, bunu atacağım demiş. Devre arası oldu diyor Yılmaz Hoca. Devre arasında konuştum. Dedim oğlum dur sakin ol, yapma yapma tamam hocam dedi diyor. İkinci yarıya başladık. 5 dakika geçti, 10 dakika geçti. Yorulma emareleri gör. Tam bunu değiştireceğim diyor ya, düşündüm hani çıkaracağım oyundan. Ben bunları düşünürken diyor, sen durup dururken gelen herife diyor uçtu diyor havada. Adamın şu göğsüne, iman tahtasına buraya küt diye tekmeyi vurup herifi yere yıktı. Orta hakem buradan kartı çıkarırken ben kendimi kaybetmişim diyor. Bak bu, buradan kart şuraya gelinceye kadar Yılmaz Hoca o cüssesiyle kulübeden bir fırlıyor. Bulgar oyuncuya sille tokatlanıyor. Hocaya bak. Abi, zaten gitti, bir daha Türkiye'ye de gelmedi diyor. Peki niye yapıyormuş? Noel tatili ya. He. Şimdi direkt kırmızı kart görürse öbür hafta zaten kafadan cezalı olacak. Hmm. En az bir maç cezalı olacak. O kendini garanti alıyor ki Noel'den sonraki bir haftayı da gelmeyeyim, bir aylık tatilimi yapayım, ama Yılmaz Hoca da yer mi? Peki ne yapmış? Göndermemiş. Göndermişler. Ha tamamen göndermiş. Tamamen. Sözleşmesini tamam, falan feshetmişler. Yanlış. Demişler baba. Yanlış. Hadi demişler. Adama gene Noel tatili yaptırdınız hadi. Yani. Göndermeyecekti. Noel bittikten sonra sözleşmesini. Ama işte ceza öyle olur. Hocam işte sözleşmeyi falan feshedip alacağını malacağını falan da hadi canım hadi koçum demek, o da kulübün işine gelmiş. Çünkü yaptığı ayıp. Şimdi sen gidip orada ense yapacaksın diye yazık bir hat değil mi? Ne öyle yapıyorsun? Öyle bir dönem vardı yani. Vardı. Vardı hocam. Evet Zafer abi, gene böyle dereden tepeden tabir ettiğimiz. Evet Can hocamın muhteşem anekdotlarla süslediği. Abi bana merak etme, bu program nelerle dolu olacak, yıkacağım ortalığı diyor. Öyle bir şey demedim, hiçbir zaman öyle bir iddiam olmaz. Pek yakında değişik bir projeyle sizlerin karşınıza çıkacağız. Biz? Benim bir haberim yok. Var abi, yaptık ya. Hangisi ya? Ha mık. Peki. Söylemeyelim, gizli bir proje. Peki. Pek yakında karşınıza çıkacağız sevgili dostlar. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Buyur abi sen şey yap. Kapatıyoruz programı. Ha tamam. Gözlüğümü rica edebilir miyim? Bu gözlükle mi kapanıyor? Tabii. Şimdi sevgili arkadaşlar, geldik 1999.06'ya. Hocam. O ne biçim sayı abi? 1999.06 yani 199.006. Ama şimdi 6 değildi. Sen programın başında da 6 dedin. Evet. 45-50 dakika geçti. Evet. 10 olmuştur o. Hocam eğer yılbaşı için yapacağımız özel programa kadar. Şimdi birisi mi geliyor? Bak. Yok abi sana isim vermiyor. İsim vermiyor. Bak birisi... eğer 200 bini bulduk bulmadık, ben her türlü teklifi açığım. Transfer tekliflerim var. Teklifin ne alakası var abi? Bilmiyorum. Çünkü sen bana dedin ki abi merak etme. Biz bu kanalı çok kısa zamanda 200-250 bin falan dedin. Canım abicim 200 bine bir şey yok. 100 bine var.
Evet. YouTube'dan şey geliyor. Evet. 500 bine var, 1 milyona var değil mi? 200 evet. bine bir şey yok ki. Arkadaşım ben belki özel bir şey vereceğim. Psikoloji, ha sen mi? Evet, sen 200 bini tamamla, ben özel bir davet yapacağım diyorum. Öyle buna. Mi? Allah abi 100 Allah. Bindeki neydi? Bizim Hakan Altun'un geldiği şey neydi onun özelliği? Hiçbir şey değil. 100. programda. Ha 100. programda. Münasebeti. 100 binde Cem Yılmaz gelmişti. 100 evet. bin kişide. Evet, 200 bini bulalım. Ne var? Bak sana kimleri getireceğim. Elon Musk geliyor. Bilemem, onu sürpriz olarak söylüyorum. Elon Musk hocam. Benzerini buluruz. Tamam abi. Hanımefendiler, beyefendiler, efendim 200 bine 996 kala sevgili hocamız Cem Yılmaz'la bir programı daha burada bitirdik. Her zaman olduğu gibi programımızın bitiriş anonsunu hocaların hocası sevgili Cem Yılmaz'a bırakıyorum. Buyurun genç adam. Sevgili dostlar, hoşça kalın. Kısa öz abi. Bu.